Herkese merhabalar. Güzellik serilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir serum hazırladım arkadaşlar. Bu serumun etkileri harika. Gerçekten cildinizde eğer ki sizlerde böyle göz çevresinde olan minik minik ksantomas da denilebilir arkadaşlar. Milyar adayından böyle minik minik yağ bezecikleri olur bazı insanların. Bunu çözmek için arkadaşlar, bunun boyutlarını küçültmek için harika bir serum yaptım. Ama tabii ki de öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer ki milyalarınız varsa bu sizin kronik bir rahatsızlığınızın olduğunun, vücudunuzda oluşmuş olan iç organlarda bulunan bir rahatsızlığın yüze yansımasıdır. Lütfen bu sadece bir çözüm yolu değildir. Öncesinde doktorunuza danışın. Doktorunuzun yönlendirdiği şekilde arkadaşlar belki bir ilaç tedavisine başlayabilirsiniz. Belki yaşam stilinizi değiştirebilirsiniz. Eğer ki çok hayvansal kaynaklı besleniyorsanız birazcık bitkisel beslenmeye geçmeniz gerekebilir. Detokslarınızı da deneyebilirsiniz bu sırada. Ve gerçekten arkadaşlar, eğer ki bunu siyah nokta problemleri olanlar olabilir, T bölgesine uyguladığınızda da özellikle çenede oluşan beyaz böyle ufak ufak yağ bezecikleri oluyor. Uzun bir süre maske taktığımız için bu maskeler arkadaşlar cildimizin nefes almasını önlüyor ve maalesef birazcık sivilcelenme dönemleri olabilir. Eğer ki çalışan kişilerseniz şöyle haftada iki kere bunu sadece bu serumu uyguladığınızda cildinizin çok güzel bir şekilde arkadaşlar hem ferahladığını hem de siyah nokta oluşumunu önüne geçip yağ bezlerinin oluşumunun önüne geçildiğini sizler de fark edeceksiniz. Sadece bununla da kalmıyor. Bu çok güzel bir şekilde gözenekleriniz de küçültecek ve gerçekten sizin şöyle cildinizde bir canlılık getirecek mükemmel bir bakım oluyor. Bunu ayrıca arkadaşlar ergenlik çağındaki kişiler eğer ki ciltlerinde siyah nokta, sivilce problemleri varsa tabii ki öncesinde alerji testi yaparak uyguladıklarına buna da çok güzel bir şekilde arkadaşlar çözüm getirmiş olacaklar. Peki bu güzel serumumuzu nasıl hazırladık? Sadece iki malzeme kullandım. Hemen hemen herkesin evinde bulunan bu iki malzeme neymiş? Bir ona bakalım. Arkadaşlar sadece iki malzeme demiştik. Peki bu iki malzememiz ne? Bunlardan birincisi aloe vera jel. Aloe vera jel gerçekten cildinizi nemlendirici mükemmel bir hem arkadaşlar içten destekliyor hem de şöyle cildinizi nemlendirerek kırışıkların bile gitmesini sağlayan harika bir jel. Onun yanına arkadaşlar elma sirkesi kullanacağız. Sadece iki malzeme. Gerçekten bu iki malzeme de evlerimizde artık hemen hemen herkesin evinde olan mükemmel bir malzeme. Ben burada hazır jel kullanıyorum. Eğer ki sizin evinizde aloe vera bitkisi varsa onun içerisindeki jeli çıkartırsanız daha da güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle bir kaşık kadar arkadaşlar aloe vera jelimi ben bunu uygulayacağım. Kabın içerisine karıştıracağım. Kabın içerisine alıyorum. Ve arkadaşlar bunun üzerine bir kaşığa yarım ölçüde olacak. Yarım kaşık kadar şöyle arkadaşlar elma sirkesi ilave ediyoruz. Ben burada elma sirkesi kullandım. Ama dileyen olursa eğer ki herkesin evinde elma sirkesi olmayabilir. Üzüm sirkesi ya da arkadaşlar beyaz sirke kullanmasını pek tavsiye etmiyorum ama üzüm sirkesi kullanırsanız güzel sonuçlar onunla da alınacağınızı düşünüyorum. Şöyle şunu güzelce açtık. Hatta ben birazcık daha yoğun olsun istiyorum. Üzerine şöyle bir tık daha aloe vera jel ilave ediyorum. Hani tamamen serum şeklinde olacak ama cildimde de birazcık onun tutunup kalmasını istiyorum. O yüzden şöyle bir kaşık daha ilave ettim ve bunu aloe vera jelimin güzelce açılmasını istiyorum. Zaten çok kolay bir şekilde jeliniz açılacak arkadaşlar. Şöyle sıvı forma geçecek. Yine şöyle destekleyerek iyice bunu güzel bir şekilde açtırabilirsiniz sizler de. Arkadaşlar tabii ki de bu benim yapmış olduğum dışarıdan besleyici bir bakım. Ama eğer ki gözünüzün çevresinde ksantemos olabilir ya da milya olarak da geçer arkadaşlar. Beyaz noktacıklar varsa bu noktacıklar özellikle bir kronik rahatsızlığın belirtisidir. Bu nedir? Vücudunuzda çok fazla yüksek kolesterol olduğunu gösterir. Lütfen eğer ki bu tarz şikayetleriniz varsa öncelikle doktorunuza danışın. Bir içten vücudunuzun hormon dengesini sağlayın. Çok aşırı derece yağlı besinler tüketmeye
Lütfen kendinizi sakının. Daha sağlıklı, birazcık daha bitkisel, hayvansal değil de bitkisel kökenli beslenme ile ve tabii ki de en son olarak da dışarıdan yapılacağınız ufak minik uygulamalarla, böyle minik güzel kremlerle, kürlerle bu sorundan sizler de kurtulabilirsiniz. Hatta arkadaşlar sadece o göz çevresinde olan milyalar için değil, eğer ki yağlı bir cilt yapısına sahipseniz ve cildinizde çene bölgesinde, T bölgesinde özellikle biliyorsunuz ki günlük yaşamında sokağa çıkıyoruz. Bu aralar sürekli maske takıyoruz. Maske de gün boyunca bu bölgeleri arkadaşlar, özellikle çene bölgesini kapalı tuttuğu için bu bölgelerde gerçekten minik yağ bezecikleri oluşturuyor. Bazen sivilce problemleri oluşturuyor. Siyah noktalar olabilir. Bu bölgeleri de arkadaşlar bunu sürdüğünüzde çok güzel bir şekilde hem siyah noktaları geçirecek hem oradaki minik minik yağ bezeciklerini önleyecek. Yağ bezeciklerini arkadaşlar öncelikle oluşmuşları varsa bunların boyutlarını küçültüyor, kurutuyor güzel bir şekilde ve daha da ilerleyen formlarda yenisinin oluşmasını çok güzel bir şekilde engelliyor. Aynı şekilde siyah noktalarından şikayetçi olanlar olabilir. Ergenlik çağındaki kişiler olabilir. Siyah noktalarından gerçekten şikayetçi olan kişiler bunu bu şekilde arkadaşlar haftada 2 kere rahatlıkla kullanabilir. Dediğim gibi göz çevresinde kullanırken lütfen özen gösterin. Gözünüzün içerisine kaçmasın. Şöyle göz altınıza minik minik tampon hareketlerle arkadaşlar bunu uygulayıp şöyle sürebilirsiniz. Ben bunu serum formunda yaptım. Daha da yoğun olmasını isteyen içerisinde aloe vera jelini arttırabilir. Ya da arkadaşlar daha da seyrek olmasını isteyen benim ilk önce başta vermiş olduğum ölçüyle 1'e yarım ölçüsüyle yaptığında daha seyrek oluyor. Ben birazcık daha böyle cildim tarafından yoğun bir şekilde emilsin istediğim için bu şekilde yaptım. Ben bunu genelde T bölgemde oluşacak olan siyah noktaları kurutmak için kullanıyorum. Ama minyalar üzerine de gerçekten çok etkili. Tabii ki de öncelikle kendi doktorunuza gidiyorsunuz. İçten bütün testlerinizi yaptırıp yüksek kolesterolünüzün altında olan sebep nedir? Bu bir sağlık probleminin dışarı yansımasıdır. Öncelikle lütfen sağlığınız birinci adımda, doktorunuza danışın. Herhangi bir tıbbi yardım almanız gerekiyorsa doktorunuz zaten sizi yönlendirecektir. Bu her tarifin olduğu gibi bunu arkadaşlar şöyle bileğinizin içerisine sürüyorsunuz. Herhangi bir kızarıklık, bir kaşıntı yoksa bunu kullanabilirsiniz. İçerisine sirke kullandığımız için çok hassas cilde sahip olan kişiler hoş aloe vera jeliyle bunu çok güzel bir şekilde açıyoruz ama yine kızarıklıklar yaratabilir. Lütfen alerji testini yapıp herhangi bir probleminiz olmadığını emin olduğunuz şekilde bunu kullanın. Alerji testini yapmadan kesinlikle ama kesinlikle kullanmayın. Ve sirke miktarında lütfen çok ama çok böyle eli bol olmayın. Damla damla damlatarak ayarı tutturarak yapmaya çalışın arkadaşlar. Tabii ki de her zaman olduğu gibi eğer ki cildinizde açık yaralarınız varsa bunlar arkadaşlar kesikler olabilir, yanıklar olabilir. Ya da bunun dışarısında deri hastalıklarınız varsa, kronik rahatsızlıklarınız varsa, hamile ve emziren bayanların da bu tarifimi arkadaşlar yapmadan önce doktorlarına danışmalarını öneriyorum. Grup dışarısında olan kişiler haftada 2 kere şöyle öncesinde temizlenmiş ciltlerini uyguladıklarında gerçekten çok güzel kalıcı sonuçlarını görecekler. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdan arkadaşlarınızla paylaşmayı ve tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.